Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarınızı Cenab-ı Hak bertaraf eylesin. Doğru düşünme melekimizi inkişaf ettirsin. İsrafattan tecünüp ve imanın bereketine mazhar eylesin. Beşinci şuada tavsif edilen manalardan Cenab-ı Hak hıfzemin eylesin bizi. İmanla, Kur'an'la, dava adamı olarak kabre girmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. İnşallah. Şimdi Emirdağ sayfayı söylüyorum. Emirdağ 1 243. Hastalıkla alakalı bir yerler okuyacağım. 243. Sevgili arkadaşlar, ben açtım. Ondan sonra şu Nurların erkanlarından bir iki doktor benim hastalığımın şiddetiyle beraber. Duyuyorsunuz değil mi abiler? Duyuyor musunuz? Evet abi, geliyor. Ha tamam. Yani sorun yok değil mi? Olan önceden söylesin. Ha yok. Nurların erkanlarından bir iki doktor benim hastalığımın şiddetiyle beraber o halis, sadık zatlara hastalık noktasında müracaat etmeyip, ilaçlarını da yemeyip, çok ağır hastalık içinde onlarla meşveret etmeyerek, şiddet ihtiyacım ve elemlerimin içinde yanıma geldikleri vakit hastalığa dair bahis açmadığımdan, endişeli bir merak onlara geldiğinden, sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Belki size de faydası var. Faydası var diye yazıyorum. Onlara dedim ki, bak arkadaşlar, ustad zehirlenmiş. Çok şiddetli bir şekilde zehirlenmiş ustad. Ve bir iki doktoru da göndermişler. Kendi ustadı tanıdığı doktor da var. Onlara hiç müracaat etmiyor ustad. Yanına gelmişler ve hastalık hakkında mevzu açmıyor. Duyuyorsunuz değil mi şimdi? Bakayım ne ölçü getirecek. Diyor ki, Hasan, kameranı kapat Almanya. Ustad bak bir ölçü getirmiş. Hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, bak gizli düşmanlarım, ille böyle insan evinden değil ha, hastalıklara müekkel melaike yoktur. Hastalık zerrelerinin müekkeli erva habisi olduğunu ustad sözler 246'da söylüyor. Mevadi şerire diyor. Hastalık nedir? Mevadi şerire. Mevad. Şerir mevad. Şerir madde. Anlıyor musunuz? Ondandır ki dört tane unsurda şerir madde de vardır. Havada, suda, toprakta ve ateşte. Şu anda hava alemi mevadi şerire çok aktif. Unutmayın, Nuh Aleyhisselam'dan bu yana ilk defa bütün küreyi arzala kadar eden bir musibeti beşeriye var. Unutmayın bu lafı. Nuh tufanından sonra ilk defa. Öbek öbek, bölge bölge, zaman zaman, mekan mekan olan kavimlerin başına gelen musibet
Nuh tufanında genellenmiştir. Şu anda da bu korona vasıtasıyla küre-i arz, onu kuşal öteden, küre-i arz komple bir Nuh tufanı gibi bir tufanın şeyinde, eşiğinde. Nuh tufanı. Onun gibi bir hangi unsur? Hava unsuru. Hava unsuru hiddet ediyor. Şimdi eğer geminiz yoksa, Nuh gemisi yoksa, binecek bir geminiz yoksa, binecek geminiz, Allah aşkına Nuh tufanı oldu. Nereye bineceksin? Evet. Nuh tufanı, şu anda Nuh tufanındayız. Kastamonu 131. Kastamonu 131'de, değil mi? Öyle diyor. Nuh tufanı. Cebeli Cudi'ye oturacak. Aman ya Rabbi, eğer geminiz yoksa, eğer bir şahsi manevi yoksa, eğer bir Risale-i Nur'a dayanmıyorsa, vallahi bu kadar bu dünyayı içine alan psikolojinin içerisinde kim nasıl kurtulacak? Başlamadan önce mukaddeme yapayım dedim. Japonya'da dün anlatıyorlardı. Ali Akçaağaç, Ali Misal söylemişti. Birkaç kişi de söylemişti. Japonya'da adamlar daha korona olmadan oluruz diye intihar eden var çok. Eden edene yani. Gemi. Üstad Hazretleri Nuh'un gemisi gibidir diyor şahsı manevi. Onu 131 miydi? Bir açayım hele şu sözde şey Kastamonu. Aman ya Rabbi. Şurayı da hem şeyi de idare edeyim. Aynen abi, 131. 131. Ha bak şimdi. Allahu Ekber. Eğer gemin yoksa nereye gidiyorsun be kardeşim? Gemin yoksa ölümü bayılmak mı zannettin? Ama gemin varsa korkma, yükünü koy, üzerine otur. Diyor ki 131, çok sevdiğim için adım, soy ismim gibi ezberlemişim sayfasını. Bak, gerçi konumuz hastalarla alakalı, çok antika şeyler okuyacağım inşallah. Ama bu Saadet Tarihçi girdi bu Nuh tufanı. Bir daha söylüyorum. Dün Murat'la da konuşmuştuk evvelsi gün, Murat Dursun. Nuh tufanı gibi küreyi arzı genellenen bir musibeti beşeriye olmamış. Hepsi öbek öbek olmuş. Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi o bölgelere as olmuş. Nuh ikinci beşerdir. Ebul Beşer, Nuh Aleyhisselam. Ve o tufana nereye benzetiyor Risale-i Nur'a? Bakın dikkat edin. Hem siz hem onlar bilsinler ki sadaka belayı def ettiği gibi Risale-i Nur Anadolu'dan hususan İsparta, Kastamonu'dan Afat-ı Semaviye ve Arziye'nin def-ü refine vesiledir. Allahu Ekber. Semaviye, hava unsuru. Evet, Sabri'nin Yer dubleyi vestavet alel cüddiyi ayetinin ayetinden istihraç ettiği mana haktır ve mutabıktır. Evet, Risale-i Nur, iyi dinleyin sevgili bir tane canım kardeşlerim. Bu bizim yegane kurtuluşumuzun sebebidir. Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip Risale-i Nur, Sefine-i Nuh. Ben işte dinliyorum. Nuh, Sefine-i Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Ne yapmış? Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından, tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Ya Risale-i Nur olmasa, ben nasıl böyle güven olurum ya? İnsan nasıl güven olur ya? Yani Risale-i Nur yok, şahs-ı manevi yok, ustad yok, davan yok. Aleminde Allah yok ya. Ya ne bileyim ya, bu insanlar
Nasıl yaşıyor? Hayret ediyorum. Nasıl intihar etmiyor? Bir kere aklım almıyor. Yani intihar etmelerine şaşırmıyorum. O gayet normal. Nasıl yaşıyorlar ya? Nasıl yaşıyor? Ben anlayamıyorum. Hemen bir sıkıntı olduğu zaman ben de hepimizde ben de hemen böyle bedene ben demiyorum. Sahiplenmiyorum. Geçiyorum limana. Merkeze bakıyorum. Allah'a teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Böyle sirli formüleme sığınıyorum. Oturup bekliyorum böyle. Bir daha. Bedene ben demiyorum. Allah'ın mülküne sahiplenmiyorum. Tevekkül ve teslim ve itimata sarılıyorum. Teslim, tevekkül, itimat. Allah'a teslim ne demek? Doğru yaşamak. Sebeplere uymak. Tevekkül, Allah ile olaylara bakmak. İtimat, Allah'ın icraatına itimat et. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Beşerin zalim eliyle bu gelmişse Allah bana gönderdi diye. Sonra Allah'a itimat et. Allah'a kanaat et. İşte bu insana emniyeti tamme veriyor. Sefine-i Nuh gibi içine sokuyoruz, giriyoruz. Diyor ki, niye başımıza geldi? Çünkü zaaf imandan gelen tuğyan, ekser musibeti ammeyi celbettiği gibi. Ha, niçin başımıza geldi? Zaaf-ı imandan gelmiş. İman zayıf. İman zayıf, iman. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan, ekser musibeti ammeyi celbettiği gibi, İmanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibet-i ammeyi dairesinin haricinde bırakmaya rahmet-i ilahi tarafından vesile oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Şuraya bak ya. Rahmet-i ilahiye, rahmet-i ilahiyeye karşı koydu, karşısına durdu Risale-i Nur ve bu musibetin Risale-i Nur'un dairesinin haricinde bırakmaya vesile oldu. Çok hafif geçiyor Nur talebelerine dikkat ederseniz. O da niye? O niye bazılarına şey geçmiyor? Çünkü laf dinlemiyor. Cemili'yi dinlesin. 100.000 defa dedim. Haberlere girme, videolara girme. Sıkıntı olduğu zaman beynin o seyrettiğin bütün videoları birbirine ekleyip çalıştıracak. Ondan sonra evhamını, vehmini tahrik edecek. Ustad bu kadar bahsetmediği hiçbir şey yok. En çok bahsettiği girmeyin şu haberlere diye. Ha, kime böyle biraz ağır geçiyor? Laf dinlemeyene. O evhamını tahrik edici videoları seyrederse, mesela korona ile işte film yapmışlar. Artistik böyle, yok sokakta ölüyor bilmem ne yapıyor. Çin filmli şeylerin şurayı burayı seyretti. Hafif titremeye başladı mı beyin en son en tehlikeli videoya odaklanıyor. Ha ben oyum. Ve o şekilde ölümünü bekliyor. Ondan sonra vücut titriyor da çıldırıyor işte. Evet. Kardeşim ustada uyun. Ustad dedi ki girmeyin. Bakmayın. Meşgul et olmayın. Zaaf imandan dolayı insandaki vehim aktif oluyor. Devam ediyorum. Zaaf imandan gelen tuğyan, ekser musibeti ammeyi celbettiği gibi, imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibeti ammeyi dairenin haricine bırakmaya rahmet-i ilahi tarafından vesile oldu. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeselerdi ilişmesinler. Eğer ilişseler yakından bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler, taunlar yani salgın hastalıkları istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece ahiretimize karışmalarından onlara felaket getirmek ihtimali var kavidir. Arkadaşlar, Risale-i Nur nasıl bir nimet ilahi elimize vermiş ki koca koca adamlar, liderler hala
Hala toplumda böyle can kurtarıcı gözüken adamlar hala 500 sene bekliyor Deccal gelecek diyor. 500 sene var diyor daha. Kurtarıcı, tedbir alıcı adama bakın. 500 sene olan Deccal gelip de ne yapacaktı? Ya bir bak bakalım ne yazıyor hadiste, neler yapacaktım. Ha, çay ver, ver. Deccal, o beklediğin Deccal gelse ne yapacaktı farklı bir şey? Bir ne kaldı ki? Ya 500 sene Süfyan'la Deccal farklı. Onu da bilin. Yani Risale-i Nur elimizde, ne nimet ilahi ya Rabbi. Ben kimim ya? Ben kimim? Bu zamanı tahlil etmek kim? Zamanı tahlil edeceksin, dostunu, düşmanını tespit edeceksin de istikamete hayatını koyacaksın. Ama sen kim, ben kim ya? Allah işte ikram etmiş. İhsan etmiş, lütfetmiş, vermişti, vermiş. Kurban olurum sana. Onları hayret hayret seyrettiriyor bana Risale-i Nur. Bak, koca koca adamlar, Risale-i Nur dersini almayanlar, ne acayip ya. Elhamdülillah ya, Risale-i Nur. Ver kardeş, limonu da ver, bugün bir şey yok. Ver, al bunu da. Benim herkes çay da içebilir, bugün her şey serbest. Doktor dedi ki her şey serbest bugün. İşte bu 8 aydır. Hususan bu heyecan veren bu hadisemizle beraber şimdi yanımızdaki Feyzi ile Emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki bu 8 ay zarfında bir tek defa ne Harbi Mumi ne siyaseti sormamışım. Ve ondan işitilen radyoyu, odamdan işitilen radyoyu 3 senedir dinlemedim diyor. Size bir şey de okuyayım. Dur burada dursun bu. Kastamonu gene benim el kitabım. Kurban olurum sana. Bak şimdi. Risale-i Nur. Ey gidi. Ey gidi. Hey. Elimizde bunlar olmasaydı ne konuşacaksın? Sen kimsin be Hasan? Neyi konuşacaktım bu kadar? Rahat ha? Adam 500 seneden 500 sene bekliyor şimdi. Nereye gitti bu? Bir yer okuyacağım size. Usta da olmuş da. Nereye gitti? 246. 246. 246 değil mi? Evet abi evet. 246 da değil. 246 değil. Bana da sirayet etti diyor. Kaçıncı sayfa? 200. 240. Ha. 249. Kastamonu okuyorum. Bugünlerde. Onun için dikkat edin diye okuyorum şu ay şu yeri. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Mehmet kardeş ediyoruz değil mi abim? Herkese diyor. Şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Herkeste bu var. Sıkıntı hastalığı. Bize ne yapacak? Hatta bana da bir gün sirayet etti. Allah Allah. Allah Allah. Bana da sirayet etti. Demek ki sirayet kanunu işliyor. Açmayacaksın vidoları. Ya mübarek kardeşlerim, 9'da başlayacağız diyoruz. Hala yeni yeni giriyor. Niye girmiyorsunuz? Allah Allah, maşallah. Şuraya bak, ustad diyor ki bu sıkıntı bana da sirayet etti. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır.
Niye? Yok dese nur talebesi değilim olacaktı ben. Azdır. Sebebi, sirayet kanununu nazara almamışım. Yani bu tip insanlarla, bu tip insanlarla veya videolarla muhatap olma nispetinde, bak 123 okuyacağım Kastamonu. Ola hastalık okuyacaktık ha. Okuyacağız merak etmeyin. Hastalıkla Azeri okuyacağım siz ama. Bak şimdi Risale-i Nur talebelerine bak ne diyor. 123. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Ya şimdi ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini bir istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, iki ehli tevekkül, üç ehli rızadır. Ne demek bu? İmanın bereketini dünyada bile yaşıyoruz. İman insana huzuru etem veriyor. İman sıfır ahirete yaramıyor. Ahiretten ben ne yapacağım ki ahirette? Ahiret ayrı bir şey imanın. Dünyada da iman için diyor ki saadet idareyin. Dünya ve ahiret saadetini. İman iki türlüdür, iki çeşit. Birinci çeşit şu, iman sana girdiği zaman çok şeyden seni muhafaza ediyor. Yaptırmıyor seni. Kardeş öyle bakma, Mete başbuğ, hemen görüntünü kapa kardeş. Bir ikinci şekil iman. İmanın içine biz giriyoruz. İkinci şekil iman içine girdin mi ahiret haletini dünyada yaşıyorsun derecene göre. Bir de okuyorum. Ehli iman kurtulanlar, iki ehli tevekkül. Tevekkül demek vekil yapmak, evellemek, sahibine göre kainat hadiseleri düşünmek ehli tevekkül ve rızadır. Efendim, ehli rıza. Şu rıza, Allah'ın icraatını, kainattaki icraatını razı oluyor. Niye başıma geldi, niye böyle oluyor falan diye isyan etmiyor. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir. Sadakat nedir? Dendiği gibi hareket eden. Dendiği gibi hareket edeceksin. Mesela diyelim ki korona geldi. Video seyretmemişsin. Olumsuz, menfi bir şey yok kafanda. O geldi. Nasıl yorumlayacaksın şimdi sen onu? O koronayı nasıl yorumlayacaksın? Video yok ki. Öyle dehşetli ölümün şeyini seyretmemişsin. Ustadı dinlediği için meşgul olmamışsın. Peki korona geldi abi, gelmedi daha. Üşümeye başladın. Videoları seyrettin mi ne yapar? Serbest bölgeyi hatırlayın. Hemen o bütün o videoları ekliyor. En olumsuz hangisi? Ona odaklanıyor. Serbest bölge ya. Tam da adamın işi yani şeytan. Ona odaklanıyor. En sonuca göre ben oyum. Lan ne oğlum lan? Üşüdün işte. Hamamdan çıktın üşüdün işte veya. Vücut zaaf oldu. Olsa ne olacak ya? Ama en sona odaklanıyor. Yani senaryonun en olumsuzunu adam arayıp da bulamadı. Bir fırsat şeytan. Onun için olumsuzlukları kafanıza koyarsan sirayet kanunu var. Kastamonu'da dedi ya 249'da. Bana da sirayet etti dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bana da sirayet etti diyor ustad. Ama ya Rabbi. Yani sirayet kanunu bu kadar acayip.
Ya çok şükür ya. Şimdi çünkü niçin Risale-i Nur'un dairesinin dışında az oluyor? Bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Ya. İşte buna binaen değil, yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, bak, değil ahiret, dünya, hayatının dahi saadet ve lezzetini dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hassiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Şimdi geliyorum mevzuma. Hazırsınız değil mi? Bak ustad diyor ki, hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, gizli düşmanlarım, hem nefsim şeytanın telkiniyle. Serbest bölgede şeytan, melek cirit atıyor. Zayıf bir damarımı arıyorlar. İnsan zor durumda olduğu zaman, insan hastalık gibi, erkeklerin de kameri aylara göre 13, 14, 15. günlerde, hanımların da malum günlerinde, insan en zayıf oluyor. O zaman şeytan serbest bölgede, yani burada her şey serbest olan bir bölge var. İnsanın en zayıf damarı ne? Onu arıyor. Mesela kimisi dünya hayatını çok seviyor. Kimisi servetini seviyor. Kimisi eşini, aşırını, işini seviyor. Herkes de farklı bir zaaf noktası var. Şimdi diyor ki, zayıf bir damarımı arıyorlar ki beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. İnsanın en zayıf damarını arıyorlar. Ne zaman? Zor durumda kaldığı zaman. En zayıf damar ve en dehşetli mani ne? Hangi damarmış? Hastalık damarıdır. Ya duyuyor musunuz arkadaşlar? İnsanın en zayıf damarı ve en dehşetli mani hastalık damarıdır. Hasta. Ya. Hastalık damarı en zayıf damar. İnsanın en zayıf damarı hastalık damarı. Şunu bir göndereyim. Sonra diyecek ki olan işte göndermedin. Şimdi hatırladım, esas o rahatsız ama kafadan rahatsız. İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. Hastalığa emret verdikçe, burayı hiç unutmayın arkadaşlar. Burayı yazın ne olur. Hastalığa emret verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder, zarurettir, mecburiyet var der, ruh ve kalbi susturur, doktoru müstebit bir hakim gibi yapar ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane ihlasla hizmete zarar verir. Bir daha. İnsanın en zayıf ve dehşetli
damarı insanın en zayıf ve dehşetli mani damarı neymiş? Hastalık damarıdır. Bir şey söyleyeyim, hepiniz nur talebesisiniz sevgili canım kardeşler. İnsanın 6 tane en zayıf noktası var, damar. Bunun adı nedir? O risalenin adı Hucumati Sitte. Ehli dalaletin, yani şeytan, insi ve cinli şeytanların insanlara, Müslümana hücum ettiği 6 tane zaafı var. En ağır noktası. Bir tanesi nedir? Korku damarıdır. Korku damarıdır. Birincisi neydi? Bir sayar mısınız arkadaşlar? Birinci damar neydi? Bir söylesin bir tanesi. Hastalık. Birinci değil, bu değil. Birinci hubbu damar. Hubbuca. İki. Korku, hissi havf. Hayır. İki. Mütubat var mı? Perverlik. Olmaz be kardeşim ya. İki hissi havf değil miydi abi? Barla 119'u aç oku abi ya. Barla 119 açar mısın Mehmet kardeşin o zaman? Ben de yok ama. Bak şimdi. Yani kardeşim birincisi neydi ya? Yapmayın ya. Hubbuca abi. Çok güzel. İkinciyi söyle. Hissahaf. Tamam. Üçüncüsü tamam. Tamam. Ver bana. Dördüncüsü asabiyet-i milliye. Ha tamam. Beşincisi de tarafiyetti. Temperverlik. Bak birincisi Hulusi abi koymuş parladat. Hissi haf, hubbuca. İki, haf ve vehim. Üç, hırs ve tamah. Buraya koymuş ama mektubattaki hırs ve tamah koymuş. Dört, menfi milliyetçilik. Beş, enaniyet. Altı, tembellik ve temperverlik. Şimdi ne diyeceğim? Bak arkadaşlar, beraber kardeşiz. Aynı davanın etrafında soluyoruz. Bu altı tane hastalığın dördü mülktedir, ikisi enfusidir. Enaniyetle korku içseldir. Tamam mı? Yani içsel yapıdır. Korku damarını görüyor musunuz? Koronada ana tema korkudur. Öt patlıyor. Gafur dinliyorsa bakın. Gafur'un bir muhasebecisi vardı. Allah razı olsun, her dersten sonra benim o elma melmalarımla dolu bir kutuda su hazırlardı hanım kızımız. Muhasebecisi yani. Hazırlardı, derse koyardı. Onun annesi. Bakın hastaneye götürülüyor. Yok gizli kahoymuş. Kaho mu ne? Gizli mizli değil kardeşim. Ben şahit olduğumu anlatacağım size. Biraz hassasım. Belki de evham sahibiyim. Vesveseliyim. Ne derseniz bilmiyorum. Cevat abi vardı, Cevat abi. Cevat abinin yoğun bakımına gittim Beykoz'a. Çok az giderim ben hastanelere. Yani ziyareti, öyle yoğun bakımlara gitmem ya pek. O yoğun bakımda içeride ölümle baş başa olanlar ne Kur'an'ı görüyorlar, ne şahadet, ne kelime-i şahadet bir şey yok. Orada kendi haline bırakılmış. Bu bir. Tamam, ne yapalım diyecek. Doktor kızacak bana. Fakat kapıda olanlar, akrabaları hep olumsuz. Ölüm haberini bekliyor böyle. Yayıyor. Sirayet, 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 sirayet. Yoğun bakım kapısında akrabasıyla 5 dakika duramadım. Ben duramadım. Dedim dirileceğim şuna. Rahman suresini bir asılayım şuraya.
Birinci sayfayı okudum, gücüm yetmedi. Yani olumsuz şeyler. Şimdi arkadaşlar, sirayet kanunu herkeste işliyor. Olumsuz insanlarla oturup kalkmayın. Olumsuz videoları sakın seyretmeyin. Git adam gibi dinleyin, laf dinleyin, usta dinlemeyin diyor. En ufak bir sıtma alsa sizi, bir sıkıntı alsa seyrettiğiniz videoların en olumsuzuna odaklar seni. Ve titriyorsun, sonuç ne? Bu video. Öyle inanırsın. İşte korku damarı insanın ödünü patlatıyor. Öd, öd. Yani bir kere herkes bilir. Korku kandaki yapıyı, akıcılığı, yapısını değiştiriyor. Korku, korku. İşte Hucumat İsit'te 6 tane hastalığın bir tanesi haf ve vehimdir. Onun yerine çare nedir? Barla'dan söylüyorum. Bak, Allah razı olsun. Hulusi abi hepten elimize şeyi koydu. Reçeteyi koydu. Haf, korku ve vehmin karşısına kadere iman. Hubuca yerine Allah'a imanın rıza ilahi. İnşallah size söylüyorum. Allah fırsat verirse planımda bu Dima'la beraber şeye çalışacağım. Mesela cennetten üstündür. Bir konu çalışacağım, konu. Nedir biliyor musunuz? Çok ilgimi çekiyor bu hafta. 10-15 günden beri ilgimi çeken şu. Cennetten, her şeyden üstün. Yani sahabeye Allah'ın en büyük ikramı nedir? Peygamberi canlı görmeleri değildir. Sahabelere en büyük ikram Kur'an'ın turfanda taze oluşu değildir. İlk önce o değil. Allah Allah! Sahabelere en büyük ihsan-ı ilahi, ikram-ı ilahi mağfirettir. Lemalarda söylüyor. Yedinci lema mıydı? Eğer peygamberi biz görmedik. Ama sahabelere diyor ki, sahabelere en büyük ihsan-ı ilahi mağfirettir. Allah'ın izniyle mağfiret. Mağfiret, zerre kadar hayatımızda mağfiretin alameti varsa 100.000 defa şükredelim. Bir tanesi de Risale-i Nur'dur, unutmayın. Mağfiret, mağfiret, yedinci lemada söylüyor. Ya. Evet. Demek ki bu 119 Barla'da çok güzel şey yapmış ustad diyor. Hulusi abi diyor ki bu cah yerine rıza ilahi mağfiret esas almak. Haf ve vehim yerine kadere iman. Hırs tamağı yerine Allah'ın rızık hakikatına itimat etmek. Menfi milliyetçilik yerine Peygamber aleyhissalatü vesselamın muhabbeti İslam şeyiyle, yani İslam milliyetçiliğini esas almak. Ne diyor burada? Burada anlatıyor, ben gördüm böyle de şey söylüyorum. Ve'tasimu bihablillahi cemiyen ve la teferrequ innemel mu'minuna ihvetun gibi. Menfi milliyetçilik yerine onu koyun diyor. Enaniyet yerine acze noksan, insan kendi kusurunu bilmesi, aciz ve fark noksan kusurunu derut etmek. Ondan sonra tembellik ve tempelvelik yerine vazifedarlık kutsi, her saat ibadet hükmüne geçen Risale'nin hizmetini kanaat etmek vesaire devam ediyor. Şimdi ben hastalık damarına devam ediyorum. İnsanın 6 tane çok zayıf noktası var. Orayı şeytan bir ulaştı mı, o noktalardan bir tanesine ulaştı mı, canını böyle
balığın hamsinin kafasını böyle tutar da kopartır ya böyle. Vücudu böyle titrer. Öyle yapar. O 6 taneden bir tanesini yakalım. Bir tanesi korku ve vehim hastalığıdır. Onun da çaresi diyor Barla 119'da kadere imandır. Peki korona ile fazla meşgul olursak, indir bindir olursa hissi nefsi cisim galebe eder. Hissi nefsi cisim galebe eder. Bedeni hakim kılar. Ruh mağlup olur. Beden esasmış. Putlaşır beden. Sanki sahibi bilmiş, bizimiş gibi. Beden esastır. Ruh onun hizmetçisi. Ruh hiç kimse kalede zaten almaz. Ruh ikide bir korona. 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 Korona ne yapar? Hissi nefsi cisim. Yani bedene ait his öne çıkar. Bak 244'ten okuyorum Emirdağ'da. Hissi nefsi cisim galebe eder. Zarurettir. Mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Ben namazı terk edeni biliyorum. Korona aldım yat aşağı. Ya. Ne oldu bu? Hissi nefsi cisim. Tek tek okuyayım bir daha. Bedene ait his. Sonsuz yaşamak. Güzel yaşamak. Ebedi yaşamak. Lan bu bedene bunu mu yüklüyorsun? Beka veriyorsun. Buna ben diyorsun. Hissi nefsi cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim yapar. Doktorlar olur kral. Eğer imanı yoksa o doktor olur firavun. Sanki koronanın şeyi o. Böyle kral gibi. Onlar müstebit bir hakim gibi yapar. Tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fevkalade ihlasa, hizmete zarar veriyor. Yani adamın dünyası bitti. Doktorum, ne dedin? Tamam. Allah ne dedi? Ruh ne dedi? Lan dur lan. Acayip bir şey ya. Hissi nefsi cisim galebe eder diyor ustad. Yani öne çıkar, hepsini boğar. Yani kalp, ruh, maneviyat, vicdan, hakikati susturur. İçeride öyle acayip şeyler oluyor ki, öyle acayip şeylere de rastladım ben. Aklım durur. İlk defa şeylere de rastladım. Bakayım ne yapıyor dedim. İz takip ettim biraz. Böyle serbest bölgeye adam. Öyle senin zaaf noktaların hangisidir? Arabaya mı, hayata mı, ölüme karşı mı? Mutlaka bir zaaf bir noktan var. Onu tutmuş. Birinci bu. Seyrettiğim videoların en olumsuzuna, mesela uçaktan korku olan adam videoları seyrede de binemez. Niye seyrediyor? Uçağa bindiği zaman en son en tehlikeli hangi videoyu seyretti? Serbest bölgede onu getiriyor. İşte korona ile meşgul olan adam en ufak bir titreme son videoya odaklanıyor. Ondan sonra niye nefes alamıyor? Çünkü korkudan ciğer panik yapıyor. Nefes onun için alamıyor. Çünkü nefes alamayanlar videolarını seyretti. Ya. Başka yeri okuyorum şimdi. Ha yok biraz devam edeyim buna dur. Hissi nefsi cisim galebe eder. Beden getir çayı. Hissi nefsi cisim galebe ediyor. Yani beden öne çıkıyor. Bedensel hayat, hissiyatlar öne çıkıyor. Ondan sonra
kalp, ruhu, o masumiyet, mazlumiyet, yani Allah varmış, her şey kontrol altındaymış. Kainat kendi kendine bırakılmamış, öyle bir şey yok. Doktor olur, acayip put haline gelir, ilaçlar olur, can kurtarıcı. Hastaneye gidip de nefes alamayanların doktorum daha iyi bilir, kızacaktır bana ama %90'ı korkudan, panikten. Niye? Ver. Çünkü daha önce o tür şeyi seyretmişti. Oraya gittiği anda hastane videolarını seyrettiği için kendisini de onun içine koyuyor. Çok zor. Devam edeyim. Demek ki bu 244'ü unutmayın. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zaruret, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Yani Allah ile alakayı kestirecek duruma gelir. Yani sanki Allahsız oluyor bunlar. Hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar. Tam çalışıyorlar kardeşim. Dünya oyun oynanıyor. Korku pompalanıyor. Belki de hepiniz geçirmişsiniz. Bilmediğiniz için çok rahat geçmiş. Nasıl ki korku ve tamah ve şanu şeref cihetinde çalışıyorlar. Çünkü insanın en zayıf damarı olan korku cihetinden bir halk edemediler. İdamlarına 5 para vermediğimizi anladılar. İnsanın en zayıf damarı hastalık, korku, vehim yani. Bu hastalıktır. Korku hastalığı. Yani vücuttaki zafiyetleri öne çıkartıyor. Savunmayı indiriyor aşağıya. Ben adama rastladığımı söyleyeyim bir parçasını. Memlekette bu memlekete bu şeyler olduğu zaman, sıkıntılar veya alametleri, böyle sence alametleri gözüktüğü zaman hemen mal bulmuş mağribi gibi hemen seni gaflete atmak için böyle Allah ile koparıyor, senaryo sana düzmeye başlıyor, düşünceleri getiriyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak, aşusun, işte yolun sonu gözüktü. Senin sekeratın, boğula boğula gideceksin, alçak seni. Ondan sonra Allahsız düşündüren o. Şimdi peki bu izi, bu oyunu yerse ne yapar? Korkudan içeriye büzüşmeye başlar, panik yapar. Panik, yani hastaların %90'ı panikle hasta oluyor. Panikleri kalksa hiçbir şey olmayacak. Patlayı aşacak ya. Aşacak. Panik. Onun peki yapma diye hepimiz biliyoruz. Tamam yapmam ama çare ne? Allah'a iman ama Risale oku desen okumuyorsun. Yani mesela düzeldiği zaman gene kenara koyuyor. Bak. Şimdi kumbaraya para attın, para lazım oldu. Nasıl açıyorsun? Lazım olduğu için. Şimdi bu tür mevzularda da, korona gibi şeylerde, okuduğun risale, yüklendiğin dava, peşine koştuğun davan sana yardım ediyor. İşte neyse, orada şahit olduğum adama baktım ki olumsuz senaryoları kendisi yazıyor. Onlar ne yapmaya çalışıyor? Adama bakıyorum, seyrediyorum. Adam panik yaptırmaya veriyor seni. Panik. Adam panik verdirmeye çalışıyor. Vay anasını ya. Bir, korku, paniği. Panik, içsel savunmayı, çöküntüyü sebebiyet veriyor. Peki başka ne yapar? Allah'a itimadı, Allah'a kanaatı unutturuyor sana. Yani Allah'ı unutturuyor. En berbatı da o. Allahsız düşünmeye başlıyorsun. İşte bu tam delildir ki o anda
serbest bölgede işgal altındasın. Allah'tan koparıyor olayı. En bariz alametini o gördüm. İzi takip ettim. Korku vehmi, vehim olumsuz senaryoyu Allah'tan koparmayı. Baktım ki Allahsız çaptırıyor. Allah'tan koparıyor. Zaten Allah'a ulaşınca zaten, tutununca Allah, mesele bitiyor. Demek ki insanın en zayıf damarı, hastalık damarı, korku damarıdır. Hastalık damarı, hissi, nefsi, cisim, bedene ait hisler uyanır. Biliyorsunuz, heva nedir heva? Nefsin aklıdır. Ya, heves nedir? Nefsin kalbidir. Bu bedensel hayat öne çıkar, esas yapar, ondan sonra Allah'tan kopartır, kendi başına kalırsın. Hele böyle bir canlı derslerinde Risale-i Nur'da yoksa, seni ikaz eden de yoksa, zor tabii, yardım edecek, Allah yardım etsin. Demek ki insanın en zayıf damarından bir tanesi korku, bir de hastalık damarıdır. Çünkü insanın en zayıf damarı korku cihetinde halt edemediler. Başka yer okuyacağım şimdi. Başka yer okuyayım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi benim kağıt nerede? Şurada. Kağıdım burada. Tamam. 189. Orayı açayım. Çeşitli yerleri seçmişim size. Hemen orayı açayım. 189. 242. O da kalsın. 247. Tamam. Kastamonu 99. Kastamonu 99. Evet. Ne güzel demiş ya. Şimdi Kastamonu 99'u açayım. Yine bu hastalığın letafetindendir ki ustadımızın hiç sesi çıkmıyordu. Konuşamıyordu. Hiç beklenilmeden bir iftar vaktinde bir doktor geldi, elini tuttu. Ustadımız dedi ki, ben hastalığımı muayene ettirmem. Allah Allah, Ramazan'da oluyor. Doktor gelmişler, ustad o kadar hasta ki sesi çıkmıyor. Ustadın o kadar hasta. Fakat ustad doktorlara hastalığını tedavi ettirmiyor. Niye acaba? Hiç beklenilmeden bir iftar vaktinde bir doktor geldi, elini tuttu. Ustadımız dedi ki, ben hastalığımı muayene ettirmem. Ben hekimlere muhtaç değilim. Hekim Cenab-ı Hak'tır. Birden canlandı, sesi çıkmaya başladı. Niye? Bakın, takip edin. Allah Allah. Ben hastalığımı muayene ettirmem. Ben hekimlere muhtaç değilim. Hekim Cenab-ı Hak'tır. Birden canlandı, sesi çıkmaya başladı. Güya kendisi bir doktor şeklini aldı. Doktor ise hasta vaziyetine girdi. Doktora emniyetli bir mektubu okudu. Doktorun derdine derman olacak bir ilaç oldu. Sonra top atıldı doktora, dedi ki, burada iftar et. Doktor dedi ki, bugün kusur etmişim, oruç tutamadım demesiyle çok hayret ettiğimiz ustadımızın vaziyeti, orucunu bozmuş bir doktorun tıp noktasında hakimane vaziyetini kabul etmediği için o vaziyet ona verildiğini
Evet. Şimdi Üstad niye kabul etmedi gördünüz mü? Üstad doktorun o müstebidane hareketini kabul etmedi. Başka bir yere okuyorum şimdi arkadaşlar. Değil. Diyor ki, hatta şiddetli hasta olduğu halde ruhu ve kalbi vücuduyla meşgul olmamak için ilaçları almayan ve hekimleri çağırmayan bir adam. Bir de şeye insan bu ilaçlara fazla ihtimat ederse, ihtimam gösterirse, bak onu da şey yapayım size de, o hangi mektuptu onu bir açayım. 243 onu bir açayım da kitaplarım yanımda olmadığı için bilgisayarla yapıyoruz o sayfalarımı. Şimdi ver oraya bir koy da şimdi onu meşgul etme beni. 265 ikinci emirda 165 ilaçlara ustad şey yapmamış fazla çok emniyet verdin mi? Şurada mıydı? İkinci emirdağında mıydı? Heh. Bu Hafız Ali abiye bu noktada şey diyor. Sen bunu yanlış yaptın diyor. O nereye dediydi ya? Onu bir bulayım da 243. Şunu bakayım. Hafız Ali abiye öyle diyor. Diyor ki yüz seksen dokuzda. Ha burada. Yalnız o mübarek kardeşimiz bu Hafız Ali abi için söylüyor. Benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Yani doktorlar ne verdiyse içeriye sokan zaaf şey de var. Bu da yanlış yani. Bak burada ustad bunlar bize de örnek veriyor. Çünkü doktorların hepsi hekimi hazık değil. Doktorlar hepsi doktor değil. Nasıl değil? Doktor da yani hekimi hazık değil. Böyle kafası 10 metre havada. Yani onun için ona da dikkat etmek adına burayı açtım. 1. Emir'de 189 diyor ki yalnız o bu yani hekim azık demiyorum bu. Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ızdıraptayken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım.
ve hastalık noktasına kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Anladınız mı bak burayı? Bak maddi ilaçlar aramadım. Peki hastalık noktasında herkesin fikrini sormayın. Herkesin fikrini sormayın. Sorarsan ne olur? Sorarsan evhamın tarih olur. Maddi ilaçlar aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz bu noktada bana muvaffakate muvaffak olamamış. Ver onu bana. Şimdi her mesela her bir nur talebesi ehli değil ki Risale-i Nur'a. Doktorlar da öyle. Tıpı bitirdi diye adam orada bulunuyor. Ya adamın tabiatını, fıtratını, hastalığını bakmıyor. Böyle klişeleşmiş böyle. Al şu 16 taneyi, al şu 16 taneyi. Ya kardeşim bu kadar da olmaz ki ya. Bak bir de okuyorum. Mesela kızacak bana, doktorum kızma. Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için. Yani bir insan biraz çekinmesi lazım. Paldır küldür herkesin değil. Hekim azık, işin ehliyse tamam. Ben ondan ziyade ızdıraptayken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım. En önemlisi şu. Hastalık, ben size bu mesajı vermek istiyorum. Hastalık noktasında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz bu noktada bana muvaffakata muvaffak olamamış. Nurlar hakkında parlak fikralarında bu biçare kardeşine kendini kurban etmeye söz verdiğinden ve nur vazifesini acele yapmasıyla istirahat alemine gitti. Biliyorsunuz Hafız Ali abi nasıl gittiğini anlatayım size. Baktılar ki ustadı zehirlediler içeride. Ustad kıvranıyor. Kıvranıyor hapishanede. Koğuşunda. Hafız Ali abi koşuyor bakıyor ki aha iş işten geçmiş. Bunla tek ustadı bırakarak o ustada çok dehşetli zehir verdiler. Ustad kıvranıp duruyor. Meseleyi anladı. Ondan sonra hemen koğuşuna geliyor. Hafız Ali abi koğuşa geliyor. Hiç hepsine diyor ki hiç bana soru sormayın. Bana soru sormayın. Duama amin deyin. İki rekat namaz kılıyor. Diyor ki ya Rabbi benim hayatım işe yaramıyor. Zaten o vefat etse benim de zaten hayatım iyi. Benim hayatım kalmışsa ustadıma ver. Ustadın ecelini bana ver. Hepsi amin diyor. O anda vefat ediyor. İnanın vefat ediyor. Asım Bey mahkemede Allah'ım canımı al diyor dediği anda vefat ediyor. Ustada ömrünü veren var. Allah'ım diyor onun hayatı ümmeti Muhammed'e daha faydalı. Benim hayatım o kadar kaliteli değil. O kadar faydalı değil. Onun ecelini bana benim ömrüm ona verdi. Bütün o Tahir abiler anlatıyor. Amin dedikleri anda ustad ayağa kalkıyor. Hafız Ali abi vefat ediyor. Ya. Allah şefaatine mazhar eylesin. Son bir yer okuyorum. Hastalar Risalesi'nden. Sabrettiniz biliyorum ama 20. devayı da okuyacağım size. Ondan sonra sizi bırakacağım. Bir tane canım kardeşlerim. Dur. Buna da sabredin de bu yeri de okuyayım size. 20. deva. Çok önemli. Ey derdine derman arayan hasta kardı. Hasta. Şurayı beni görüyor musunuz bilmiyorum. Ben bir şey koydum ama. Ben gözüküyor muyum? Kapatıyor muyum? Bakar mısın? Tamam. O zaman tamam.
20. defayı okuyorum, tamam. Ey derdine derman arayan hasta, hastalık iki kısımdır. Bu çok önemli. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Bu akşam ilaç olacak size bu. Vehmi şu, bizim uydurduğumuz veya bize uydurulan, bize giydirilen. Unutmayın, hiç kimse dünyada yaşamıyor. Hiç kimse dünyada yaşamıyor. Nerede yaşıyorlar? Söyleyeyim, siz bir şey yapın. Ya fikrinde yaşıyor herkes, ya hissinin içinde yaşıyor, ya duygusunda yaşıyor, ya da latifelerin içinde yaşıyor. Dünyada çok az insan var. Fikirde yaşıyorlar. Çoğu insan. Vehim, vehim. Biz kurguladık. İnsanoğlunun vücudu korona değil, coronayı bile 10 defa tepe takla attıracak savunma sistemi var. Ama vehim bizim savunmamızı çökertiyor. Bak, iki türlü hastalık var diyor. Bir hakiki, birisi vehim. Olmayanı var yapıp içine giriyoruz. Arkadaşlar, ya fikirde yaşıyoruz, fikrin içine, ya his, ama sırayla gideyim. Fikir, akıl, kafa, his, vicdan, duygu, kalp, latife, ruh. Hakiki kısmı ise Şafii, Hakimi Zülcelal, küre-i arz olan Eczane-i Kübrası'nda her derde bir deva istif etmiş. Hakiki ilaçlar var. Doktor Fikret'im söyle. Hekim azık olduğu için bak, onun mesela tavsiyesine uyuyorum ben. Bu nedir? Şu dermanları Allah koymuş. Tamam, ondan sonra Hekim Azık'a söyledin, uydun mu? Bu ilaç, Hekim Azık söyledim. Daha fikren meşgul olma hastalıkla. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçlar almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Ha, ilaçları al, şifa Allah'tan. Ama ilacı kim? Ne olur rica ediyorum, yalvarıyorum, herkese hastalığınızı sorgulatmayın. Konuşmayın, herkese açmayın, vehminizi tahrik ederler. Vehim, vehim. Vehiminizi, işte en berbatı da o, meşveret etmeyin. Lan bu adam, bu kadın veya bu şey ehli mi ya? Tamam, o kadar ya. Ha. Onun için ev doktorunuza seçerken Nurcu'yu seçin ya, her an telefon edebileceğin kardeşi seçin. Ben burada şeyini yapmayacağım, onun ihtiyacı yok. Doktor Fikret'i ev doktorunuzu seçin. Her an telefon edebiliyorsun. Hekim azık olduğuna ben şeyim. Müslüman ve ehli enfusçi dava arkadaş. O sana dedi mi? Tamam. Ondan sonra daha vehim yapma. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçlar almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Yoksa duman ederler. Eyvah, yakalandım ya, uşuydu. Allah Allah. Vehmini aktif ederler. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Aa bak, söylediğimi burada söylüyor. Hazık, mutedeyin hekimlerin. Yani Müslüman, kendisi oruç tutan doktor sana oruç tutma dediyse hekim azıktır o. Kendi oruç tutmuyorsa, oruç tutma diyorsa o doktor, itimat etme. Hekim azık demek kendisi yaşayan. Mesela diyelim ki namaz kılan, oruç tutan bir doktor. Kardeşim senin şekerin var, tutma. E ben tutuyorum diyor. Bak kendisi, hazık mütedin hekimlerin tavsiyelerini tutmak emniyetli bir ilaçtır. Ama suistimal olmayacak. Çünkü ekser hastalıklar suistimalattan,
perisizlikten, israfattan sayıyor. Bak ustad sayıyor. Hastalık nereden geliyor? Korona. Suistimalattan, perisizlikten, israftan. İsraf deyince mal mülk değil ha. Fazla yemekten daha şey, özel hayatın israfından, israfattan, hatiyattan, sefahatten, dikkatsizlikten geliyor. Bak kaç tane saydım? Bir daha. Ekser hastalıklar suistimalattan, perhissizlikten, israfattan, bilerek hatalardan, sefahatten, dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder. O kadar acayip ki hekimi hazrın tavsiyesi. Barla 66 mıydı? Bir hekimi hazrın diyor bir nasihati bazen bin nafi faydalı ilaçtan daha fazla tesir eder. Barla da, Barla burada mıydı? Ha? Ya 66 mı? Bak orayı açayım. Allah Allah. Bak diyor. Diyor ki 66. Hem bilirsin ki buraya cümleye bak ya. Hey koca ustad. Davana kurban olayım senin. Bilirsin meyus. Meyus ümitsiz. Ümitsiz değil. Meyus ümitsiz değil. Bak. Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bu dersler bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Şu dersler var ya şu dersler. Şu dersler. Meyus ve ümitsiz. Meyus demek içsel çöküntü. Ben şunu anlat şeye söyleyeyim. Meyus ne olduğunu. 24. sözden söylüyorum. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından. Tam korona işte üçü de toplamı. Bir daha. Yeis neymiş? Yeisin zulümatından, içi kapkaranlık, Allahsız olmak. Yeis ümitsizlik değil ha. Yeisin zulümatından, yani Allahsız, Allahsız alemini düşünmek, Allahsız olmak, tövbe ya, nasıl bir şeyse, nasıl yaşıyorsa, Allah yok dünyasında. Ha. Yeisin zulümatından, bir, hiç kimse yok değil mi böyle derslerinde dinleyecek kimse yok. Kimsesizliğin, bak yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatı, seyrettiğin filmler, şarkılar, türküler, videolar, onlar da erva habise oluşturuyor. Yani enerji paketleridir onlar. Erva habisenin izacatından bu üçü bir araya geldi. Onun dışında bu vahşetin dehşetinden. 24. sözden söylüyor. Yeis bak işte diyor ki ustad iman dersleri için meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan ziyade nafidir. Bin ilaç. Bu akşamki ders. Bin ilaç. Bin. Nerede bak. Şimdi hastalıkları bir daha sayıyorum. Ekser hastalıklar bir. Suistimalattan. Beşinci şu anda korona gibi salgın hastalıklarda nasıl kurtulur diyor. İki şeyle. İsrafa ne diyor? İsrafattan tecenüpleriyle ve imanın bereketiyle. Suistimalat abi. Suistimal mı diyor? Evet, suistimalattan tecenüp. Ha, suistimalattan tecenüp. Yani maddi ve manevi hayatımızı suistimal ettirmeyeceğiz. İki, rastgele yemeyeceksin bak perisizlikten, israfattan, hatiyattan. Yani Allah'ın adetine uyacağız. Langur lungur önüne gelen her şeyi yeme. Her şeyi satın alıp yeme. Ve sefahattan, dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder.
ve vesayada bulunur. Suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya, yani hasta o hekimazın o tavsiyesine, konuşmasına itimat edip hastalığı hafifletir, sıkıntı verir. Doktor buradadır zannediyorum. Şimdi doktorum kendisi söylesin. Bak ben söyleyeyim de. Hasta geldi. Nerede kaldın ya şimdiye kadar ya? Sen Allah Allah ta ciğerine kadar indi ya. Bundan sonra ya bu, insan bu kadar da olmaz ki ya. Bu kadar da kendine düşman olur. Dese ne olur adam, o kadın? Bitti de. Bitti de. Ölmedi mezara soktun işte. Ama tam tersine. Allah Allah ya, o kadar şey yok ya, o kadar büyütmeyin ya kardeşim, rahat olun ya falan. Adam dirilir ya, kadın dirilir. Onun için vicdansız doktorlara gelmişsen Allah yardımcın olsun. Aa işte çok şükür bizim doktorumuz, görüyor musun? Hem maddi hem şeyimiz, dairemiz içinde mevcuttur hepsi, çok şükür. Demek ki suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya, hasta o nasihata ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Ya ben de şey biliyordum ya. Allah Allah. Benim başıma gelmişti böyle. Abi çok şöyleyim, gece yarısı falan filan. Allah iyiliğini versin, ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdın. Ya. Ama vehmi hastalık ise onun en müessir ilacı emniyet vermemektir. Emniyet verdikçe o büyür, şişer. Emniyet vermesen küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanı başına üşüşürler, aldırmasan dağılırlar. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ip. Dur, ne oldu? Şu dersimiz. Ben orayı bir daha açayım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Böyle kapattım şeyi. Lemalar 100 kaçtı? 200 kaçtı? 217 abi. Ha, 217. Bir daha 218'i bir açayım. Kapattım. 218. Tamam. Şimdi vehmi hastalığı söylüyor. Ondan sonra kapatacağım. Gelen bir hayale emniyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Emniyet vermesen adi bir ipin yılan olmadığını görür. Başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikata inkılap eder. Vehham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbi kube yapar. Kuvve-i manevisi kırılır. Hususa merhametsiz, iyi dinleyin burayı. Hususa merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, dinliyor mu? Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktora rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya sihatı gider. Kardeşim, kızacağını biliyorum ama ondan sonra ben 25. devayı da okuyacağım. 25. işi olan çıkabilir. 25. devayı da okuyayım. En son o bize ilaç olsun bakayım. Sayfa kaç oldu? Abicim, bir şey söylemek istiyorum. Evet. Çok ciddi gitmeye başladı ders. Ben bir hafiften bir müdahale edeyim de sesim şöyle bir duyulsun. Hafiften bir latife yapayım. Bir araya gireyim abi. Bizim hep Fikret doktorum, Allah ondan razı olsun, hep onun ismini zikrediyorsunuz ama Süleyman doktorumun da hiç ismini zikretmiyorsunuz abi. Oo, hakikaten ya. Oh. Evet. Süleyman doktoruma ben şöyle bir ufak bir şey anlatayım abi araya. Böyle bir dinlenme olsun inşallah. Ha. Süleyman unuttum ya. Hakkını helal etsin onu ya. Evet. Abi Süleyman doktoruma bir gün kampa gitmiştik. Hatırlarsınız bu Mehmet abinin de evinde olduğu yer, ismini unuttum. Gören miydi? Neresi? Yok. Öyle bir yerdi.
Ondan sonra tabii biraz herhalde rüzgarda kaldım. Başım ağrıyor. Başımın da böyle bir ağrı şekli var böyle işte. Bir taraftan sancı giriyor işte öbür tarafa falan. Süleyman'ı mescitte kenara çektim. Dedim doktorum bakar mısın? Benim başım ağrıyor. Bak şöyle bir sıkıntım var. Döndü bana. Sordu. Abi dedi şöyle oluyor değil mi dedi. Bak bu taraftan giriyor sancı böyle böyle oluyor böyle oluyor. İşte aynı öyle dedim doktorum. Aynı öyle oluyor. Ne dedim? Bilmiyorum dedi. Bende de aynısı var dedi çünkü. Dedim maşallah. Maşallah. Yani hiç önemseme diyor. Aynısı bende de var. Maşallah dedim. Maşallah. Tamam o zaman benim diye almıyor. Vazgeçtim. Allah Allah. Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın. Bak şimdi. Son şeyimiz olsun. 25. deva. Ey hasta kardeşler. Size gayet nafi, gayet faydalı, her derde deva, bak, her derde deva, koronaya da hakiki, lezzetli, kutsi bir tiryak isterseniz, istiyoruz, korona ilaç istiyoruz üstadım, imanınızı inkişaf ettiriniz, nasıl ettireceğiz üstadım, kitap okuyorum, kitap okumayla olmaz, ne? Bir, tövbe, iki, istiğfar ile, üç, namaz ve ubudiyetle o okudun, o tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Demek ki tövbe, bu günlerde tövbe çok edeceğiz. İki, istiğfar edeceğiz. Üç, kaza namazımıza başlayacağız. Dört, oruçlarımız varsa hele hanımlarınıza söyleyin borçlarını bu ay çok ödesinler. Çünkü 5 saat koca bir gün. Bu ay çok kısa geçiyor. Oruçlarını tutsunlar. Demek ki her derde deva, hakiki, lezzetli, kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile, namaz ve ubudiyetle o tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Ve dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük hasta manevi bir vücudu vardır. İman ise bak o dünya gibi zeval ve fırat darbelerine yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip iman veriyor. Yaralarından kurtarıp hakiki bir şifa verdiğini pek çok risalelerde kat ispat etmişiz. Kardeşim iman nurdur, kuvvettir. Ne demek o? 23. sözde geçiyor. Nurdur, insanı en çok korkutan geleceğin karanlığı. Ne olacak? Ölecek miyim? Kabire girecek miyim? Kefen olacak mıyım? Geleceğini aydınlatan imandır. İman-ı bil ahiret. İman nur. İman kuvvettir. Dayanak gücü veriyor. Seni Allah'a dayıyor. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefaat ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayrimeşru o tiryakin tesirini men eder. Herkese danışmıyorsun hastalığını. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayrimeşru keyiflere gitmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından, bak merheme bak, hakiki imanın kutsi ilaçlarından, nurlarından tövbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı kefaret üzünüp yapsın. Amin, amin, amin. Ve kâlul hamdülillâhi lezihelli hâdâna lihâza ve mâ künne linehtediye levlâ en hâdânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tubbil kulubi ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifai ve nuril ebsar ve ebusari ve ziyaiha ve alali ve sahbi ve sellim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatihatıma salavat. Geceniz mübarek olsun sevgili kardeşlerim. Allah hepimizi Cenab-ı Hak muhafazayı emin eylesin. Böyle bir bizi bir araya getirdiği için Rabbime sonsuz nihayetçi şükrediyorum, hamd ediyorum. Şükürden de aciziz elhamdülillah. Böyle bir zamanda Maide-i Kur'an'ı sofrasına bizi de davet ettiği için çok Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Rabbim hepinizden de razı olsun. Evinize Risale-i Nur'un şahsı manevisini hakim eylesin. Evinizi küçük bir medrese ettirsin inşallah. Evinize Risale-i Nur'u okuyun beraber. Mesela ben kaldığım yerde yeğenin yanında kalıyorum. Her gün 10 tane deva okuyoruz. Bitiyor, tekrar başa dönüyoruz. Birinci deva, ikinci deva okuyoruz. Namazlarımızı cemaatle kılıyoruz. Öyle yapacaksınız. Yapın arkadaşlar. Ondan sonra Risale-i Nur'u kaza namazlarınıza başlayın, oruçlarınıza. Zaten gerisi sizin işiniz değil. Bedeninize fazla sahiplenmeyin. Sahibi hakiki odur. Allah'tan gaflet etmemek lazım. Yeis zulümat veriyor. Kimsesiz. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Kimsesizlik vahşetinden ve menfi şeylere muhatap olmuyorsunuz zaten. O da erva habise yapıyor. Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarınızı an karibi zamanda Cenab-ı Hak ciğerlerine, haylara tebdil eylesin. Şafi, hakiki, azami derecede hepimize zuhur ve tecelli ettirsin inşallah. Rabbime emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Sorusu olan varsa sohbet edebiliriz. Buyurun, sorabilir Rabbime. Bu arada emanet olun. Biz dua ederiz. Biz de dua bekliyoruz inşallah. Hasan abi. Buyurun abi. Abdülhamid Sadesi'nde bir doktor diyor, bir de hekim diyor. Neden öyle kullanıyor? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bak Halil kardeş Almanya'dan soruyor. Diyor ki bir doktor bir de hekim. O ne diyor? İki taneyi söyledi diyor. Bak ne diyor, ben şey yapayım bakayım. Yirminci devada mı söyledi abi? Şey diyor abi, yarım doktor diyor. Yarım doktor, mütedeyin hekim diyor. Evet. Ya, öyle hatırlıyorum ama. Zahirde baktı. Yarım hekim diyor. Evet, yarım hekim. He. Nedir arkadaşlar? Aşık doktor diyor. Söyleyin bakalım. Arapça, Türkçe falan değil. 20. devada mı okumuştum onu? Hekimleri bak ne diyor? Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyesini tutmak. Peki o adama, o gafil oruç tutmayan adam doktordu, ona ne dedi? Hekim mi dedi, doktor mu dedi? Hatırladınız mı? Doktor dedi abi. Ona doktor dedi. Yani. Abi sizin bununla ilgili bir ses kaydınız vardı abi. Arabada giderken insafla ilgili bir toplama yaparken doktor hekim arasındaki farkları anlatıyordunuz. Bir anlatır mısın abim? Abi doktor yani sadece ilaç yazan, hatırladıklarımı söylüyorum. Nasihat etmeyen, böyle insanın daha çok evhamını tahrik eden diye anlatmıştınız. Mekanik. Hekim. Evet. Hekim için de böyle nasihat eden, insanı rahatlatan etki manasında diye hatırlıyorum. Yani. Mesela bak, şimdi ben, şu anda iki tane doktor var şu anda. Hekim burada. Hepiniz biliyorsunuz, ben sayayım, siz yapın. Gittim
üniversite araştırma vesaire hastanesine gittim. Adam profesör, prof bilmem ne. Adam ya adam kesmek veya makineye klasik geldi, ha neyin var? Ver onu ilaç. Yani profesör. Tamam, iyi bir tespit yapıyor. Buna Gazali cevap veriyor. Gazali diyor ki araba tamir etmek sanat mıdır? Sanattır değil mi? Bedeni de tamir etmek sanattır. Buna sanat demezler, zanaat derler. Zanaat, Z. Ha, araba tamir etmek nasıl sanatkarlıksa bedeni de tamir etmek öyle sanatkarlıktır. Hekim ise maddi ve manevi ruhunu tamir ediyor. Nasihat ediyor, duruşu, konuşması, adam anlaması, adam gibi. Bak mesela Doktor Fikret var, tanıdığım için söylüyorum. Ben mesela bir sürü tanıdık profesör da var. Onlarla şey yapmam mesela, meşveret etmem. Çok az var bir tane meşveret ettiğim. Bilim kurulu üyesinde birisi var. Ben belki 10 tane profesörü şey yapmam Fikret'e. Niye? Çünkü adam doktorluktan hariç hekimdir. Hekim demek ruhu anlamış, bedenle ruhu fark etmiş. Bedeni esas alana doktor, ruhuyla beraber bedene bakan hekimdir. Hekimdir. Dolayısıyla adam evet doktorluğu tespit etti. Vücuduna bu eksik. Ama bu kadıncağız şunu aşar. İlle ilaç değil. Ondan sonra hekim mesela bak Doktor Fikret sağlık ocağını doktorluğunun dışında ben gördüğüm için söylüyorum. Ben doktorum da orada hastalar risalesi var. Vallahi acayip bir şey. Hastalar risalesini bunu gerekene veriyor. Kadının adamın şeyini ilacını yazıyor. Buyur ablam diyor, teyzem diyor. Bunu da okursan diyor senin manevi gücün şey olur. İki de kelam ediyor. 5-10 defa da konuşuyor. Ulan ben bile kalkmak istemiyorum ya. Hekim. Ha buna ne der Gazali? Sanatkar. Z Zonguldak. Zanatkarsa beden. Bedenini esas alan doktordur. Ruhuyla beraber bedene bakan hekimdir. Hele biraz da böyle yaşıyorsa, tesir ediyorsa hekimi hazıktır. Tamam mı? Onlara hiç sen profesör mü profesör diye şey yapmayın. Evhamınızı daha beter yapar. Hekim kardeşlere gideceksin. Bak hekim. Mesela bak ooo Gafur abi senin de mi şeyin kafan ağrıyor bilmem demedi. Ya benim de ağrıyor dedi. Ne yaptı bu Gafur? Hakikaten bunu da ağrıyormuş ya. Yani, gördün mü? Onun için Allah razı olsun Ali kardeş Almanya'dan güzel soru sordun. Doktorla hekim farklıdır. Allah muhafaza etsin ya şu gafil doktorlardan. Amin. Rabbim sizden de ebeden razı olsun abim. Amin ya. Yani bu amin. Bu, ne diyor biliyor musun Barla'da? Barla'da diyor ki ey kendi hastalığını teşhis ve tespit eden bahtiyar doktor diyor. 66. sayfada. Kendi hastalığını bilmiyor. Böyle hastalara hükmediyor. Mesela Murat Dursun'u anlatmıştım. Bizim Ödemiş'teki dershane o adamın kiracısıydık biz. Psikiyatrist doktorun kiracısıydık. Daire için görüşmeye gittim abi diyor. Psikiyatrist doktor Ödemiş'te. Devlet hastanesinde. Daireyi konuşacağız. Dershane kiramız ona veriyoruz. Adam kapıdan giriyor diyor. Psikoloji. Neyin var diyor. Suratına bakmıyor ha böyle. Neyin var? Doktor bey benim şey. Tamam. Al şunu. Ötekisi gelsin. Doktor bey ben işte yatamıyorum. Tamam. Tam konuşturmuyor. Al sen de bunu. Suratına bile bakmıyor. Niye? Artık adam bıkmış. Peki sen baktın mı dedi Murat. Abi dedi 6 ay işim ters gitti dedi suratına baktığım için dedi. 6 ay. Yani evet makineyi biliyor. Sen arabayı çok iyi tamir ediyor diye her tamirci arabanı teslim ediyor musun?
Bak ben ne diyorum, bu kadar çevrem var. Prof'tur bilmem ne. Ben bir kişi Trabzon'daki o bilim kuruluyla bir onunla meşret ediyorum. Kesinlikle ben Doktor Fikret'e. Niye? Hekimdir. Süleyman kardeşle görüşürüm. Hekimdirler. Ruhu da biliyorlar. Rabbime şükürler olsun, birbirimizin eksikliğini vermesin. Geceniz mübarek olsun sevgili kardeşler. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm Allah'a selam. WhatsApp'ine bak bir. WhatsApp'ine ben şey yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.